Psikolog dedin, aynen böyle konuşur şimdi. Evet, sizi anlıyorum. Evet, çok iyi anlıyorum. Evet, çok harika anladım ben şimdi sizi. Evet. Evet, bunu biraz daha açar mısınız? Evet, açtınız, biraz daha iyi anladım. Tamam, harika. Evet, süremiz doldu. Şimdi görüşmemiz bitti. Siz şimdi şu kitabı okuyun geliye. Ondan sonra biz konuşalım. Evet. Sonra diyor ki harika bir psikolog var. Her şeye evet diyor, anlıyor yani. Hiç anlamadığı bir şey yok. Abinin ya da ablanın yani. Bir anlayışsız ben varım vallahi ya. Bildiğin gibi değil yani, çok eleştiririm. Trollerim, kızarım, söylenirim. Peki sizce hangimiz daha çok sahipleniyor karşı tarafı? O zaman. Sen diyorsun ki ben koca bir kariyeri kuracağım. Yeniden şimdi setup yapacağım. Bambaşka bir kariyere doğru gideceğim. Ve yolda yürüyeceğim ve ayağıma dolanan öfke kontrol sorunum var. Kendin itiraf ediyorsun bir de. Bana da şey kalmıyor. Ben kızgın bir insanım. İşte ben böyle böyle yaptım. Ben sevdiğim insana şöyle şöyle dedim. Ben kendimi habire haksızlığa uğramış hissediyorum. Evet, öfke kontrol problemi olan insanların temel olarak düşüncesi hep haksızlıklara uğradıkları yönündedir. Herkes onlara haksızlık yapar. Bana böyle bakamazsın. Bana şöyle diyemezsin. Bana bilmem ne diyemezsin. Ya hafta sonu markette, Çeşme'de fırça alıyorum ya, araba yıkama fırçası. Tamam mı? Kasiyer kızın eline verdim. Barkodu okuturken fırçayı da şeyle çeviriyor. Tak diye benim kafaya vurdu. Sıradakiler de bakıyor, kız da bakıyor. Bir şey bekliyordum. Çıkacak mı? Olur ya. Ay çok affedersiniz dedim arkadaş. Sorun yok yani, kasada diğer arkadaşların işlemleri bekliyor. Siz okutun şu fırçayı, ben gideyim. Ben bir tane fırça alıyorum zaten. Kafama balyozla vurmadın ya da baltayla, bir şey olmaz yani. Benim kafada kalındır zaten. Öyle kolay kolay bir şey olmaz. Maharet, yeri geldiğinde kendini eleştirebilmek, kendini ezebilmek, kendini aşağı çekebilmek. Yeri geldiğinde. Assertiveness diyoruz ya. Assertive olmak hep böyle, hayır, yapamazsın, bu böyle. Değil ki. Esortif adam tatlı dilli adamdır bence. Kalender adamdır. Bak hayatım, biz bunu böyle yapmadık. Bunun sonuçları böyle böyle olur. Ben bu konuda da çok ciddiyim. Bence biz bunu böyle yapıyoruz şimdi. Okey? Öyle bir anlatılıyor ki esortif. Arkadaşlar falan. Ne? Milyon dolarlık bebek ithal şey bezi ithalatı mı yapacağız masaya bu şekilde? Çok ciddi bir konu. Bebek bezi değil mi? Çok ciddi bir konu. Çok ciddi, çok korkunç bir para var bu sektörde yani. O zaman masaya eline vur. Gerçekten iyi para. Ha. Öfkeyle olmaz. Şimdi ses yükselten, başı bağıran, çağıran, hatta küfür eden bir adam, bir de onun yakın arkadaşı kendi aralarında şöyle bir karar almışlar. Demiş ki adam, bak sen bunu çok sık yapar haline geldin.
Ben şimdi sana bir bakla vereyim. Sen bunu dilinin altına koy. Öfkelendiğinde, ağzını açtığında ya da dilin harekete geçtiğinde diline takılsın. Öfkeli bir insan olduğunu ve küfür etmemen gerektiğini ve bağırıp çağırmaman gerektiğini hatırla. Bir gün bir pazar yerine bir alışverişe gidiyorlar bunlar. Bu adam bu yöntemi uyguluyor. Bayağı sakin, bayağı sakin, bayağı sakin. Bugün öyle bir haksızlığa uğruyorlar ki alışveriş sırasında. Adam diyor ki, çıkar şu ağzındaki baklayı. Şimdi bu çıkar ağzındaki baklayı deyimi bizim kültürümüzdeki buradan geliyor zaten, hikayesi bu. Yani yeri geldiğinde ağzınızdaki baklayı da çıkarmayı bileceksiniz. Esörteniz sana mülakatta ya da herhangi bir arkadaşımıza esörteniz ne diye sorarlarsa, esörteniz ağzındaki baklayı çıkarmaktır yeri geldiğinde. Çok uzaklara gitmeye, Kızılderili kültürüne, Japon kültürüne, Afrika kültürüne falan, torun çekicine falan girmemize gerek yok yani. Bizim kültürümüzde yeterince malzeme var. Yani kendi kültürümüz, öz kültürümüzün deyimlerini kullanarak da zaten sorunları çözebiliriz. Bizim Nasrettin hocamız yeter, hepsine bir. Şimdi bu yüzden ben biraz da Nasrettin hoca olarak bakmak taraftarıyım. Evet, olayları ciddiye alalım. Ama tepkilerimiz sert, bağırtılı, çağırtılı olmak zorunda değil. Ne geçiyor eline? Bağırdım, çağırdım. Üslup. Ha. Amaçlı bir üslubun olabilir. Bak, şimdi benim üslubum amaçlıdır mesela. Bilerek ve isteyerek özellikle adayın üstüne gider 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 saldırır 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 canını okurum. Derim ki görüşme bitti, mülakat bitti, kusura bakma, sürçülisan ettik, affola. Bunların hepsi bir oyundu. Bir teknik olarak bunu kullanabilirsin. Eğitim verirsin günün birinde. İnstraktör olursun, pilot olursun. İnsan eğitirsin. Eşini o şekilde, eğitimini o şekilde verebilirsin. Dışarıda dünya tatlısı, çok kalender ama işini yaparken çok sert bir adam. Diyebilirler. Bir şey olmaz. Ama orada da düşündüğünde sertlikle netliği ayırt etmen lazım. Ayırt ettirmen lazım. Net olduğun zaman da sert algılanabiliyorsun. İşte o noktada ona o yumuşaklığı, o esnekliği katacak şeyleri koyman lazım içinde. Mesela beden dilim, bakışlarına bakıyorum. Ya kartpostal gibi çocuksun ama abi çok sert bakıyorsun ya. Kadir İnanır filmi çekmeyeceğiz biz burada ya. Azıcık şu gözlerine gülümset ya. Ha? Yani kaderizm bakışıyla bakıyorsun. Kadir'i de hatırlayan kalmadı da. Yaşıyor değil mi? Yaşıyor. Ben geçen Erkin Koray'ın ölüm haberine sevindim. Neden biliyor musun? İnsan bir ölene sevinir mi diyeceksin. Ben adam 5 sene önce öldü sanıyorum. 5 yıl daha yaşamış, ona sevindim. Yok, itiraf ediyorum yani benim. Ben de biyonik insan, süper insan değilim. Kaçırıyorum ben de bir şeyleri yani. Ben adamı 5 sene önce gömdüm. Ölüm haberi gelince, valla öyle bir haber geldi. Bir yerden duyduk. Öldü değil mi o dediler. Ya benim bildiğim kadarıyla öldü biri dedi. Öbürü dedi. Ben öyle kalmış benim kafamda yani. Ha, neyse. Adamın geçen ölüm mü? Aa, sevindim ya dedim, adam 5 sene daha yaşadı ya vallahi. Yani.
Şimdi zarar neresinden dönersen kar. Kar tabii zarardan kar ettik. Bayağı bir sevindim ben adamın adına yani düşündüğümde. Ha bir diyebilirler ki hocam bir 5 sene daha yaşasaydı ona daha çok sevinmez miydiniz? Onu da bilemem ben o kadar. Yani belki de 5 sene daha yaşamış işte bak. O 5 sene bu 5 seneymiş. O zaman referans noktamızın olması gerekiyor demek ki. Bak şimdi bu örnek ya da bu espriyle anlattığım noktada da örnekte de esprili örnekte de bir referans noktamız var. Öldüğünü düşünürsen 5 sene daha yaşamış olması sevinç kaynağı. Cümlemin başında insanlar garipsemişlerdir, garipserler. Derler ki, adamı bak ya Erkin Koray'ın ölümüne sevinmiş falan. Ben bu açıklamaları yaptıktan sonra hala anlamamışsa zaten diyorum ki dedim ben diyeceğimi dedim. Şimdi referans noktan ne öfkelenirken bir kere ona bak. Kendinsin. Kendi kendine referans veriyorsun. Diyorsun ki bu adam bana bunu yapamaz. Niye? Yapar. Al işte fırça kafanı vurur. Ama o kazara olmuş. Tamam. Özellikle gelirdi vurur. O zaman öfkelenmeyeceğim mi? Bilmem. Durumu çok iyi değerlendirmen lazım. O sırada onun senin kafana bir şekilde bir şey vuran adamla muhatap olman senin bütün hayatını değiştirecek zincirleme bir reaksiyonu başlatacaksa ne gerek var? Hele öfken kontrolden çıkabiliyorsa, fiziksel anlamda da şiddete dönüşebiliyorsa, sadece sözel şiddetle kalmıyorsa. Yani birini bir düşündüğünde ama provoke olup ama bir şekilde ama haksız ya da ama haklı tahrikle düşündüğünde yani herhangi bir şekilde tahrik edilerek bir zarar verdiğinde haklı tahrik yok da haksız tahrik denen bir şey var. Tamam gittin. Ceza vermeyelim sana diyorlar mı? Hukukta da bir şeylerin değişmesi söz konusu. Duyduğum kadarıyla önümüzdeki bir yıl içerisinde hükmün askıya alınması falan da kaldırılacak bildiğim kadarıyla. Doğrudan cezayı alacaksınız. Şimdi diyeceksin ki bunu bana niye söylüyorsun? Şu halinle değişmen gereken sensin. Ama asıl hassas olman gereken ama asıl pamuk çocuklar kız arkadaşlarına ya da erkek arkadaşlarına pamuk olmaya devam etmeliler. Dünyada en çok sevdiğini iddia ettiğin kişiye bunu yapıyor olman düşündüğünde hem çelişki hem de haksızlık değil mi? Yani şeye mi geliyoruz? Tabak sevdiği deriyi yerden yere vururmuş. Tabak nedir bilir misin? Tabağın ne olduğunu bilmeyenler var. Deriyi tabaklayan yani deriyi işleyen tabakhane denir oraya. Oradaki kişiye de tabak denir. O ham deriyi alırlar. Evet yerden yere vururlar. Ama değişmen gereken bir psikolojide olduğun kesin. Bunu düşündüğünde sen her sevgi geliştirdiğin insana yapacak olursan ya da samimileştiğin insana yapacak olursan bir süre sonra ne olur? Sen şuradan yola çıkıyorsun diyorsun ki beni bu kadar seven, beni bu kadar tanıyan insan bana bunu yapamaz, yapmamalı. Ayrı bir konu. Onları apayrı şeylerde değerlendirmek lazım. O ayrı bir düşündüğümde. Belki de o noktada
senin hayatındaki kişiyle seni bir araya getirip bir couple terapi formatında konuşmamız lazım. O da benim diğer uzmanlık alanım. Onu orada konuşuruz. Şu an için önemli olan senin mülakatlarda işini yaparken çevreyle olan iletişimlerde bunu kontrol edebilmen. Yani bunu herhangi bir şekilde dışarı vurmaması. Güzel. En azından mentalitenin bu olması ya da bu konuda esneklik gösteriyor olman da güzel, sevindirici benim için.